8 saatlik bir yolculuk sonrası Ordu'dayız. Dilerseniz 1,5 saatte uçakla da bu güzel Karadeniz şehrine ulaşmanız mümkün. Burası bereketli toprakları, fındık bahçeleri, Melet Nehri'nin suladığı yaylaları ve tablo gibi manzarasıyla 750 bin nüfusa sahip muhteşem bir şehir. Ordu. Bu eşsiz güzelliği keşfetmek için hiç vakit kaybetmeyin. Mavi ile yeşilin buluştuğu, doğanın son derece cömert davrandığı tabiat harikalarıyla Ordu'da ilk durağımız Boztepe. Şehir merkezinden teleferiye binip çıkıyoruz bu harika tepeye. Burada yöresel el sanatlarının en güzel örneklerini bulmak mümkün. Ayrıca 450 metreden şehri izlemek de büyük keyif. Pişman olmayacaksınız. Ayrıca bizden bir öneri verelim. Teleferiye binmeden önce cesaretinizi toplayıp tek yön bilet alın ve aşağı yamaç paraşütüyle inin. Eminiz Ordu ziyaretiniz daha da unutulmaz bir hal alacak. Ordu şehir merkezi gerçekten görülmeye değer. Bu şehrin gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel. Merkeze 2 kilometre uzaklıktaki Kotyora Kalesi'ndeyiz. Burası Ordu'nun ilk kuruluş yeri. Kot Türklerinin yaşadığı yer, yani Kot yöresi anlamına gelen Kotyora, 11. yüzyılda inşa edilmiş bir gözetleme kulesi aslında. Halk arasında Bozuk Kale olarak da biliniyor. Denizle komşu olan bu kale, Ordu ziyaretinizde mutlaka uğramanız gereken bir yer. Burası da Atik İbrahim Paşa Camisi. 1170 yılında yapılan cami, 1802'de yıkım nedeniyle tekrar inşa edilmiş. En önemli özelliği ise barok tarzda yapılmış olan mihrabı. Aziziye Camisi ise Sultan Abdülaziz döneminde ahşap olarak yapılmış. Zamanla hasar görünce 1890 yılında moloz taşla yeniden ibadete açılmış. Ordu Meydanı'nda bulunan Osman Paşa Şadırvanı 1847 yılında Ordu Valisi Osman Paşa tarafından yaptırılmış. Türkiye'nin en yüksek sütunlu şadırvanı burasıdır. Osman Paşa Şadırvanı, orduların buluşma noktası. Ordu şehir merkezindeki güzelliklerin yanı sıra şehirden uzaklaştıkça karşınıza çıkan doğa harikası yerleriyle de gerçek bir cazibe merkezi. Perşembedeyiz. Karadeniz Otoyolu'nun hizmete girmesiyle bu bölge muhteşem bir fırsat sunuyor.
Saklı Kumsalları, Hoynat Adası, Yasonburnu Yarımadası ve Kilisesi, türbeleri, camileri ve emsalsiz limanıyla Perşembe sizi bekliyor. Perşembe ayrıca sakin şehir unvanı bulunan bir nokta. Bölge kültürünü, doğasını, çevresini ilk günkü gibi korumayı başarmış. Buraya gelmişken Hoynat Adası'ndan da biraz bahsetmek gerekir. Eski dönemlerde denizcilerin sığınak olarak kullandığı ada, şimdilerde ise önemli bir turistik merkez. Burası ayrıca tepeli karabatakların ülkemizde yuva yaptığı tek yerdir. Asarkaya Milli Parkı ise Ordu'da güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Milli Park'taki teleferiye binip doğanın eşsiz güzelliğini kuş bakışı keşfedebilirsiniz. Şimdi de Ulugöl Tabiat Parkı'ndayız. Yeşilin her tonunu barındıran parkı sonbaharda gezmenizi tavsiye ediyoruz. Yaprakların sararmasıyla oluşan renk cümbüşüne hayran kalacaksınız. Ulugöl Tabiat Parkı'ndan Fatsa'ya geçiyoruz. Burası Bolaman. Çok uzun yıllardan bu yana ayakta kalmayı başaran kalenin kalıntıları çok güzel görüntüler sunuyor. Kale şimdilerde ise gözetleme kulesi olarak görev yapıyor. Ordu'da yayla ve doğa turizmi de büyük önem taşıyor. Çambaşı Yaylası, Kapılı Kazankaya Şelaleleri, Ohtamış Şelalesi, Çiseli Şelalesi, yaz-kış birçok yerli ve yabancı turistin Ordu'ya gelmesine sebep oluyor. Dere kenarlarında bulunan tarihi değirmenler de gezimize ayrı bir tat katıyor. Mesudiye'de nazlı nazlı akan Melet Nehri ise bölgeyi çevreleyen dağların küçük akarsularının buluşması sonucu ortaya çıkıyor. Tabiatın cömertliğinin en güzel örneği olan Melet Nehri, antik çağda Melantios olarak anılıyordu. Nehrin kuzeye, yani Karadeniz'e doğru akan bölümünde mutlaka balık yemelisiniz. Şimdi ise Ünye'deyiz. Kadılar Yokuşu olarak bilinen bölge, Osmanlı döneminde birçok kadının yetiştirildiği bir yer aslında. Adını da buradan alıyor. Yokuşu süsleyen tarihi Ünye evleri ise mutlaka görülmeye değer. Ordu'da gezerken fındıktan bahsetmemek de olmaz. Bütün yıl harcanan emek,
Ağustos-Eylül aylarında yapılan hasatla taçlandırılır. Fındık, ordunun nişanesidir. Orduya girdiğinizde yamaçlardan gökyüzüne uzanan fındıklıkları görünce doğanın bu kente büyük bir nimet bahşettiğini göreceksiniz. Ordu'yu ne kadar anlatsak da kelimeler yetersiz kalıyor. Muhteşem doğası, mavisi, yeşili, tarihi kaleleri ve evleriyle Ordu'nun tadı damağımızda kaldı. Bu güzel şehri hiç istemesek de ardımızda bırakarak Bağcılar'a doğru yola koyuluyoruz. Aklımızda güzel hatıralar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.